Bol çeşidi ve yöresel tadıyla Van kahvaltısı dillere destan. Kanal 7 Haber ekibi ünlü Türkiye'nin sınırlarını aşan Van kahvaltı sofrasını yerinde görüntüledi. Şimdi hemen hemen 30-40 çeşit kahvaltımız var. Manlıyam, şanlıyam, kılıcık anlıyam. Tırnak pidesinden petek balına, otlu peynirinden yumurtasına tam 30 çeşit. Üstelik hepsi doğal ve sağlıklı. İşte Van kahvaltısı. Kahvaltının çeşidi değil de lezzeti, yani doğallığı, organikliği daha önemli bence. Tam 30 çeşit tabak önünüze geliyor sabah kahvaltısında. Van'da Kahvaltıcılar Sokağı'ndayız. Peki bu 30 çeşidin içinde neler var? Neden insanlar Van kahvaltısını tercih ediyor ve seviyor? Şimdi onu öğreneceğiz. Nereden geliyorsunuz? Ankara. Yüksek Vadan. Samsun'dan. Konya. Vallahi çok güzel, çok beğendik. Van'ı zaten çok beğendik. Ne var şimdi, bize anlatır mısınız? Otu peynir. Otlar yüksek bölgelerde yetişir. Halk dilinde de şifadır. Bu lordur. Bu peynirin dışına vurulup peyniri toprağa basarız. Bu lor çok özel bir lezzettir yine. Manda kaymağı. İşletmede biz kendimiz yapıyoruz. Kaymağın hası yani. Bu murtuğa, murtuğanın yapılışı yağla onu hafif kavuruyoruz. Yumurtayı başka bir kapta çırpıp üzerine dökülüp yapılıyor. Kavutumuz, o da doğal kavut, yöreseldir. Bu da ham maddesi buğday. Karakovan petek balımız. Şeker hastası da rahatlıkla yiyebilir. Kavurmamız, süt dana hayvanı seçerek alırız. Kasap kardeşimiz bahçede keser. Bayanlar bakır kazanda kaynatır. Sinir yağ oranı sıfır, özel bir et. Kavurması çok güzel. Otlu peyniri zaten meşhur, çok güzel. Van kahvaltısının müdavimi çok. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelenler var. Yüksek Vadan buraya geliriz, dolaşıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, alışverişimizi yapıyoruz, dönüyoruz. Peyniri güzel, işte sermesi bayağı güzel. Nereden geliyorsun? Konya. Valla daha yeni başlayacağız, daha başlamadık. İnşallah met edildiği kadar var. Sofraya geliyor şimdi, burası dolacak. Evet. Iraklıyız. Valla güzel. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Çok beğendim, çok güzel. Beğendim. Bafra'dan Van'a geldim. Van'ın güzelliğine güzellik katansa gölü. Türkiye'nin en büyük gölü artık resmen deniz olarak kabul ediliyor. Göl, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devredilerek deniz statüsü verildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.